Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Merhaba. Hoş Nasıl geçiyoruz? Merhabalar Ayşe Hanım. Buyurun böyle alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Hoş geldiniz Betül Hanımcığım. Hayırlı sabahlar. Küpeleriniz ne kadar güzel. Mukaddes Hanım hoş geldiniz. Gülsan Hanım buyurun siz de hoş geldiniz. Deniz Hanım hoş geldiniz. Tekrardan yine ne kadar şıksınız. Teşekkür ederim. Evet hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Haftanın dördüncü gününde şükür kavuşturana diyoruz. Evet. Bugün de heyecanlıyız çünkü Ayşe'yi merak ediyoruz. Evet ediyoruz. Çünkü çok sessiz, çok fazla konuşmuyor. Aslında yerli yerince konuşuyor gibi geldi bana ama. Yok böyle hani kendini çok ortaya atan bir yarışmacı değil ya böyle biraz. Değil. Açıkçası ben merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Ben de ortaya atıyorum. Estağfurullah isim vermedim. Hani böyle çok konuşan bir yarışmacımız değil. Kendini çok ifade eden bir yarışmacımız değil. Siz niye üstünüzü alındınız Gülsan Hanım? Bilmiyorum ben sanki yerim bugün orasıydı gibi geldi de Gülsan Hanım. Neresi? Ortası ha. Evet. Yok canım biz sizi zaten bir hafta hiç oradan alamıyoruz. Siz de yarın ortasınız. Alırız sizi ortaya merak etmeyin. Gülistan Hanım yani sonunda dikkat çekmek için bir kendinizi ortaya atmadığınız kalmıştı. Onu da bugün yaptınız. Tebrik ediyorum. Evet Ayşe Hanımcığım sizi bir tanıyalım. Evet. Şimdi kaç çocuk var, kaç senelik evlisiniz, ne iş yapıyorsunuz evet. Bir tanıtın kendinizi. Tekrar evime yuvama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ben Ayşe Özdemir. 28 yaşındayım. 6 yıllık evliyim. Bir tane oğlum var, Kastamonluyum. Ev hanımıyım şu anda. Eşin nereli? Eşim Sinop'la. Sinop'la. Uzay Görücü usulü mü evlendiniz, tanışıyor muydunuz? Arkadaş vesilesiyle. Arkadaş. Evet. Ne iyi arkadaşlarınız var. Bir bana denk gelmedi o arkadaşlar. Maşallah. İlk de tanımışım kendisini. Allah bağışlasın. Ayşe Hanım'la evine girdiğimde güzel karşıladı, sıcak kanlıydı. Ev sizin mi kira mı? Kayınpederlerim. Hay kayınpederinden miras kalan kızım. Evet. Demek ki arada veren kayınpederler oluyormuş ev mal. Hayırlısı. Yani geçici oturuyoruz diyelim şu anlık. Niye? Biz başka ev aldık. O Çerkezköy'de. Biz şu an burada oturuyoruz ama. Ya buradan çıkıp oraya mı geçeceksiniz? İnşallah bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur. Peki bir şey diyeceğim. Buradan çıkınca burayı kiraya verip kirasını siz mi alacaksınız yoksa kayınpederin mi devir? Yok şu an mesela kirada Çerkezköy'deki onu kaynanlara veriyoruz. He buradan burada da çık. Burada oturduğumuz için. Burada oturduğumuz için. O zaman buradan çıkınca da buranın kirasını kayınpederin alacak. Kaynanam. Kayınpederim rahmetli oldu. Hay kayınvaliden alacak. Evet. Yani o zaman daha henüz miras size geçmemiş. Evet, sizin değil. Şu an kullanıyorsunuz sadece. Tamam oturuyoruz şu an. Kadının kendi malı canım. Malımı benden mi kazandınız? Evet artık malları onu tabii. Evet Ayşe bizi her şeye rağmen sıcak karşıladı. Yavaş görünen Ayşe açılmıştı. Peki Ayşe Hanımcığım buyurun ikramlıklarımızı alalım biz. Tabii. Kahvelerimiz sade. Sade. Sade olsun. Tamam hemen getiriyorum. Mukaddes Hanım sizin oralarda miras işleri nasıl? Kızı erkeğe nasıl bölüyorlar? Şöyle söyleyeyim kendim yaptım, kendim şey yaptım. Artık çocuklarıma miras bırakacağım inşallah. Yaptınız yani bir şu şeyler. Şu anda evet yaptım ama tek başıma yaptım. Yani o kadar başarılı bir kadın oldum ki çok şükür. Sizi yani zaten tanımayı çocuk... çok istiyorum gününüzde. Yani ne işle meşgulsünüz? Bilmediğiniz şeyler var şok olacaksınız. Şok, şok, şok. Şu an... Şeye girmedim ya detaylı. Girmediğim için o güne biriktiriyorum. Mukaddes Hanım'ın gününde şok olacağız. Mücadeleci Mukaddes Hanım. Bakalım tek başına neleri başarmış. Ta Özbekistan'dan gurbet ellere gelerekten, dişini tırnağına takaraktan bir kadın olarak bakalım ne zorluklardan geçti. Kız kurban olurum o kadar mı doluydun? Ama şimdi hepimiz bir başlarız. Hiç Mukaddes olmaz. Abla bu kadar dolu olduğunu bilmiyordum. Vallahi ben öylesine anons geçtim yarına meraklansınlar diye. Halbuki yani şok deyince evet, biz de heyecanlandık yani. Belki. Şok olacaksınız gerçekten yani benim hayatımı duydukça şok olacaksınız. Ben senden zaten büyük bir şeyler bekliyorum. Çünkü çok neşelisin, çok pozitifsin. Bu pozitifliğin altında var bir şeyler belli. Ama dört çocukla cidden hele ki Türkiye'de bir kadın olarak çok zor. Yani yerliler o kadar zorluk çekiyor. Bir de yabancı olarak. Evet, evet. Erkek yapamadığı şeyleri ben yaptım ya. O da benim için bir başarılı diye düşünüyorum. Mukaddes Hanım'ın birdenbire ağlamaya başlamasına gerçekten anlam veremedim. Ama sonra ağlamaya devam ettikçe, altındaki acıları söyledikçe çok üzüldüm. Ağlamayın Mukaddes Hanım, bu programda ağlamayın. Kadir bunları şimdi konuşmayalım hanımefendi. Bugün daha fazla üzmeyelim. Şey hiç olarak düşünün lütfen, kendinize teselli verin. Şu anda çocuklarınız sizi izliyor, gözyaşlarınızı saklayın. Mukaddes abla, sen güçlü bir kadınsın. Çok zor şeyleri aşmışsın. Bugüne kadar o kadar güçlü durdun ki en azından yarına kadar da dur. Evet. Yok onlar hep bunlar için. Yok yok yani hep bunlar için güçlü durmaya çalışıyorum. Her damla gözyaşında onlar daha çok üzülüyor. Şimdi yine onlar için gel toparlanalım biraz.
Hem günümüz de güzel geçsin, sen de hüzünlenme. O neşeli mukaddesi geri görelim. Göreceksiniz zaten. Çocuklarım da diyor ki hep yanında olacağız diyor. Anne bir kere olsa bile şu Kadir Bey'in abin bir göster bize diyor Kadir istiyor. Buradan ona da çok çok selamlar sevgiler. Hepsini öpüyorum. Çok sağ olun. Sehpa alabilir miyim acaba? Tabii ben yardımcı olayım bir saniye. Ya zaten Sehpa Acıbaşı. Buyurun şöyle. Ama ben kısacası başka bir gurbette çalışmak ayrı bir başarı. Böyle bir yarışmaya cesaret edip gelmek ayrı bir başarı. Benim bu ikinci deneyimim. Her kadının yapacağı bir şey değil. Sizlere de ileriki günlerde başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Beni zaten yakında açacaklar İstanbul'dan da. Ankara kabul ederse gideceğim. Niye kız sürgün kararı mı çıktı hakkında? Yani İstanbul'da kabul etmeyecek beni artık salladım. Hiç de alabilirsiniz Gürsan'a. Ya kusuruma bakmayın ya. Ay, estağfurullah bu kadar estağfurullah. Gerçekten yani geçmişim şeyime tabii gelince tabii. Aklıma birikmişlik gelmeyecek. Birikmişlik çok onları kapatalım. Zor. Aynen aynen aynı. Yani kusura bakma lafını bilerek konuyu kapattım ki sen daha fazla üzülme. Çocuklar da üzülmesin. Aynen. Zaten yarın senin günün. Bol bol seni tanıyacağız. Evet. Neler çektiğini ben de dinlemek istiyorum. Aynen. Ne kadar güçlü bir kadınla yarıştığımızı da bilsin istiyorum ekrandakiler. Ama bugün yine o pozitif mukaddes mi gelsin? Gelecek tabii. Siz Gülistan Hanım'la biraz takılın birbirinize, neşeniz yerinize gelsin. Aynen. Ah ah senin mücadeleni ya ben... Ya şu ah ah deyince var ya. Bak kendine nasıl geldi. Kendinize gelin lütfen. Ah ah deyince ah, diyorum ki ben o kadar zorlukla çektim. Bir ah demedim biliyor musun? Herkes bana diyor ki evet. Ağla derse, herkes ağla derse ben şarkı söylerdim. Dün bundan her dedim. Ahın altında, her ahın altında. Ah deyince var ya şey çok kötüye gider insan. Rica ediyorum. Pozitif mi ol diyorsunuz? Pozitif yani. Olsun. Eline pozitif yani. Enerji gönderin. Rica ediyorum. Benim ahlarımın altında emin ol senin acılarından çok acılar vardır. Ha, asla konuşamam. Yarını gününü bekle eğer sağlıkta sen asla bize gelirsen. Konuşamam. Tamam o zaman dinlersin. Sağlıkla derken anlamadım. Sağlıkla. Ne bileyim yani Allah sağ olsun. Allah ömür verir de yarın aynen, gelirsiniz. Aynen. Yok anam o seni beni gömersen merak etme. Ankara'ya uçmakla bu gecede. Çok pozitif işte. İnsan olduğu için hani o kafaya bir şeyler bak, takmadığı için. Evet. Sen var ya bizde şöyle derler. İki gözle baktıysan eğer dört gözle ben iki gözümle çocuklarımla büyüttüm. Tek başıma evsiz kaldığım günler oldu. Sokakta ağlamayın. Kaldığım günler oldu. Mukaddes abla ağlama daha ağlama ne olur yüreğimizi de. Dağlama evet. Bizim de. O yüzden ağlama diyorum yani. Aklına geldi şimdi hep çocuklardan bahsedeceğiz. Aynen. Bak bizim de çocuklarımız var biz de ağlayacağız ama. Hepimiz ağlıyormuşuz ondan sonra. Evet kapatalım. Allah kimseye zorluk göstermesin. Yani kimseyi çocuklarıyla sınamasın. Hele ki çocuktan ayrı kalmak çok zor. Çok zor. Gel toparlanalım biraz. İyi mi? Biraz lavaboya gitmek ister misin? Efendim? Lavaboya evet. Gitmek ister misin? Tamam istersen bir git lavaboya bir kendine bak bir rahatla. Mukaddes bence duygu sömürüsü yapmak için ağlamadı. İçi de olmuştu bir anda kendini tutamadı. Ama ağlaması hataydı. Kendini sıkması gerekiyor. Çocukları seyredecek.